Evet arkadaşlar dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bu evi tanıtmaya çalışacağız. İyi insanlara, halden anlayan insanlara yalvarıyorum. Diyorum ki eğer bir ev alacaksanız bu evi kaçırmayın. Fiyatı hemen söyleyeyim. Ve fiyat neden böyle neden iyi insanlara yalvarıyorum. Arkadaşlar 12 milyon 750 bin Türk lirası bu evin fiyatı. Arsası 500 metrekare yeni sıfır yapıldı. Evin ekstraları nelerdir? Beni iyi insanlara yalvartan gerekçe nedir diye sorarsanız. Fankoil ısı sistemi var. Klimaları hepsi takılı efendim mesela Daikin ısı pompası takılı, fan coil ısı sistemi, Daikin ısı pompası takılı, saunası var. Birinci sınıf iç mimar eşliğinde eşyaları takılmış. Yeni sıfır havuzlu denize de bir kilometre yakınlıkta. Ve başka ne anlamda demeye getirdim. 300 metrekare arsa içinde evler de var. 10 milyon, 11 milyon istiyorlar. Arkadaşlar ne fan coil var ne Daikin ısı pompası var ne arsa bu büyüklükte ne de bu birinci sınıf eşyalar var. O yüzden iyi insanlara yalvarıyorum. Onu demeye getiriyorum. Ve bir artı daha var. Özellikle ben de böyle istiklal marşı söyler gibi yapıyorum. Bağışlayın beni. Eline koluna diline eline beline diline çok güzel değmiş. Arkadaşlar zemin kata burada bir mutfak var. Burada da bir oda var. Bu etti iki göz. Arkada da iki oda var. Etti dört göz. Ve odanın biri de ebeveyn banyolu. Dört göz aşağıda var. Ayaklar topal, yaşlandık. Torun torba geldi, ben çıkamıyorum merdiven derseniz alın size bungalov. Yani hem otomatik fites araç hem manuel araç niyetine kullanırsınız. O yüzden bu evlerin sultanı, evlerin sarayı. Ve burası da havuzumuz. Şimdi bu ateş çukuru bir modda ateş çukuru bazen görsellerde görürsünüz. Gençler oturuyor böyle e eğleniyorlar. Herkesin görüşüne, yaşamına saygımız var. Ama benim e böyle ateş çukurlu sattığım evlerin birçoğu böyle kamil insanlar. Hani diğerleri de kamildir. Öyle teşbihat olmasın. Ateş çukurunu kapattılar dedi. Bir misafirimiz gelir bu ateş çukuru diyecekler. Sen alemi yapıyorsun. O yüzden ateş çukuru özellikle gençler gençlerde de zaten gençler de para biriktirmeyi bizim gibi beceremiyorlar. Onlar da paraları yok ki ateş çukuru e, ev alsınlar. O yüzden arkadaşlar alanlar da dolduruyor. Burası da garajımız. Dilersek üstünü böyle kapatırız tam kapalı garaj yaparız. İstanbul'a gittim, Ankara'ya gittim, Almanya'ya gittim, bilmem nereye gittim. Aracımı buradan bırakacağım. İki yıl sonra işte e, kullanabileyim, burada araç kiralayayım derseniz o formül de var. Ve hepimiz engelli adayız. İşte tekerlekli sandalyemiz olabilir. Pazardan geldik, çanta ağırdır taşıyabiliriz. İki, dört, altı basamağımız da burada. Ama burayı bir daha böyle bir öp sevgili Ronay. Sonra dört tarafı göstereceğiz. Sonra mükemmel evimizi tekrar mükemmel insanlara arz edeceğiz. Havuzumuz da bu. Her şeyimiz ruhsatla, bilmem iskanlı, vizeli. iki basamakla salonun önüne çıktık. Bu salonumuz. Buradan bir sürgülü kapı çıkıyor. Bu önündeki teras kameralarımız var, alarm var. Ya evde yok yok. Yani siz böyle bir evi kaçırırsanız niyet varsa o yüzden vermese mahbub neylerse çaresiz mahmut ve Mahmut abi ne yapsın? Mahbub vermiyorsa Mahmut kendi yartsa da olmuyor. Geldik bu tarafa arkadaşlar. Salon hani oradan gösterdik bir sürgülü kapısı. Bir sürgülü de burada. Mutfak da burada. Buradan yenge pişirdi. Biz de Ali abiyle buradayız. Dolmalar hazırlandı. Biz de geldik. Akşama yolcu olacağız. Ve neyse ama burası da salonla mutfak arasındaki ortak alan. Burası da barbükü. etçiler size gül çok çiçek çok ama gül az. Güllerimiz de çok güzel olmuş sevgili arkadaşlar. Buradan bir daha buraları vur. Benim bir beyefendi bir abim var. Kendisi Kandaharlı mı? Kabirli mi? Biz gel Ronay bana doğru. Ondan sonra bir gün dedi ki bana dedi Kadircan dedi gül çok çiçek çok ama gül az. Dedim ki abi bu Mevlana'nın abi entelektüel değerli bir akademisyen. Evet, dedi, Mevlana dedim. Siz de mi okuyorsunuz? Herkes okuyor. O yüzden Mevlana'nın da öyle güzel bir lafına teğet geçmek istedim. Bizi ayakta tutan o değerlerdir arkadaşlar. O yüzden bunu bilmek lazım. Yoksa yat, kat, mal, mülk bilmem ne bu laflar bu didaktik sözler gibi para etmiyor. Ve evin kapısı burada. Şimdi geldik. Geldik, 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 geldik. Çiçek çok ama gül az. Heh, dört tarafı gösterdik. Demir Ronay, Ronay ben böyle at kaçırmış gibi gidiyorum sen arkada kaldın. Şimdi salonla mutfağın arasına bu giriş ya. Yani bazen ha bunu da uzatmışlar. Bakın. Ha bu bu tarafta kaldı Ronay burayı göster sonra yüzünü bana çevir hem havuzu hem burayı göster. Ha selam aleyküm Ronay hayırlı işler. Heh, ha, burayı da bir tam basamaktan in. Heh. Değerli arkadaşlar burayı da özetledik. Şimdi geldik evimize merhaba diyeceğiz. İyi günler ev diyeceğiz. Peki bu ısı pompaları Daikin ısı o şey, ünitesi oradaydı. Burada da kamera var, alarm var, her şey var. Bakın o ısı pompasını göster. Isı pompasını bak bak. Biraz daha gel. Tam göster. Kurban olayım. Heh. Valla ısı mısı, ne varsa hepsi var. Yani siz sadece yani hemen karnınızı McDonald's'ta doyurun ya da bir yerde ya ne başkasına reklam yapıyoruz. Neyse bir yerde kuru fasulyeci İskenderci'den İskenderci ne ustaydı? İskender. Oradan karnınızı doyurun. Gelin evinize oturun arkadaşlar. Sabah nereye giderseniz gidin. Ya hazır ev. Her şey de hazır. 12.750. Efendim mesela 10 milyon olur mu? 11 olur mu? Olmaz. Ben sizi yormayın. Ve arkadaşlar bu da portmanto vestiyer adına ne dersek diyelim. Budur. Çok da güzel asil mal eşyalı. Efendim mesajım, bu da dolabımız. Bu da koridorumuz. Şimdi zemin katta burada bir ebeveyn banyolu oda var. Bu ebeveyn banyolu oda. Yani içinde banyosu olan. Burada normal bir oda var. Burada da bir banyo var. İki göz burada. Burada mutfak ve burası da salon. Dört göz. Dört göz. Yani yani biz orijinal sunum yapıyoruz size. Normal telefonla çekiyoruz. Biz gidip işte 180-200 bin euro, 400 bin euro Bilmem kaç bin euro verip mercekleri böyle parlatan videolar çekip sizin önünüze sürmüyoruz. Ev budur arkadaşlar. Ev güzeldir. Biz akademisyen değiliz. Biz bu işte 30 yılımızı verdik yani bu inşaatta. Bu çocuk yaşta atıldık. Başka seçeneğimiz yoktu. Yani bir şeyler biliyoruz. Eğer size hitap ediyorsak, eğer bize güveniyorsanız buyurun gelin beraber yol alalım. Eğer etmiyorsak kurdu görüp kurhu vela okumayalım. Siz işinize, biz işimize. Ee, o yüzden bir kapı açılır, bin kap, bir kapı kapanır, bin açılır. Siz varsa paranız alın. Yoksa ekmek değil, sü değil. Burası da buzdolabı. Rona bir dakika fan diye. Bakın arkadaşlar bu fan fankoy hepsi takılı. F -f -f -f. Soğuk eser, sıcak eser. Allah kimse hastane hastaneye düşürmesin. Hastanelerde var ya derecelendirirsiniz. Kumandaları var. Efendim buzdolabı, mikrodalga, ocak, dablumbaz, tost, kahve, başka bir tost, bu nedir? Bu, bu bulaşık. Bulaşıkla çamaşır çift eviyeli. Burada da dolap. Ve buradan da zaten o terasları önde özetlemiştik ve sevgili Ronay, ey sevgili Canan, Kaşlar Keman. Arkadaşlar burası da işte koridorun genişliğini görüyor musunuz? Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Ha burası birinci oda. Bazen belgeseller izlersiniz ya iki tane geyik birbiriyle kavga yapıyor. Aslan da püsya kurulmuş. Gelip ikisini de yiyor. Ulan yani başka meseleler var. Onunla sen kavga ederken aslanla aslanı av oluyorlar. Şimdi bu nasıl bir teşvik kuracağım? Bu birinci oda arkadaşlar. Şimdi biz de geyik gibi bu evlerin derdindeyiz ya. Ama birileri de denizde tekne beğenmiyor. Milyon dolarlık tekneler beğenmiyor. Onlar dünyayı almış götürmüşler. Sömürür sömürmüş demem. Çalışmışlardı, bir şey yapmışlardır. O yüzden adama böyle villa gösteri oha diyor. Madem sen de öyle yapıyorsa teknelere, marinalara bak. Park yeri bulamazsın. Veya trafikte o büyük tek kapılı arabalar adamlar saçlarını böyle kazıtmış. Böyle gerçekten çok beyefendiler de var öyle saçını kazıtmış ama çok görseli belki itici geliyor ama o diğerlerinden çok çok daha iyi insanlar da var. Yani onu demek istiyorum arkadaşlar. O yüzden bazen bu ev neyin nesi madem öyle adalet dağıtıyorsan o, o zaman yatlara bakalım. Yani gidelim marinalara diyelim işgal ediyoruz sizi. Bu nereden getirdiniz? Öyle bir dünya var mı? O yüzden bu da kaldı ki seçenekler arasında sahibine kar yaptıracak bizim de muhatabımıza karşı alnımızı ak pak yapacak bir yatırımdır. Rehberliğimden dolayı hiç kimseye zerre miskal vicdan azabı çekemem. O yüzden iyi insanlara tekrar yalvarıyorum. Rona'yı geçiyor ya bunu rahat çekebiliriz. Evet. İyi insanlara tekrar yalvarıyorum. Bakın bu evi alın. Bu da dolap. Bu da evin şımarıklarının odası. İki tane bu Hasanla Hüseyin'in yerleri. Aha Hasan sen dur oğlum. Ve şimdi burada çamaşır, çamaşır yukarıda da var yeri. Sauna'sı da var. Ondan sonra değil mi? Rona'yı? bir dakika. He. Burası salon. Bura mutfak. Eşyalar hepsi var. Koridor geniş. Denize yakın. Fan var. Sauna var. Eşyalar iç mimar eşliğinde yapılmış. Merdiven rahat. E paran yoksa da alma. Yani ben de istiyorum uçağım olsun. Olmuyor. Eğer para varsa da kaçırma. Aha geldik. Geldik biri şarka biri garba bakan. iki tane terasımız da var. Teras. teras ayrı. Teras ayrı. Tereste vardı lan. Biz Türkçe'yi de unuttuk. Ve burası merdiven kovası. Orada bir lamba var. Niye yakmadık? Heh. Merdiven kovası da bu. Şimdi gel bu saunayı gösterelim. Aşağıda çamaşır makinesi gösterdik. Bakın burada bir daha var. Ne kadar makine almış. Bu kadar elbise kim alacak? Ve geldik. Burası da saunadan çıktık. Bornoz bağlayacaksınız ya. Ondan sonra bornozunuzu bağlayın. Burası da ısınma yeri. Rona'yı kıyamam sana ya. Ulan Rona'yı Ulan Ronay ben seni nereye göndereyim biliyor musun? Nereye gitmek istiyorsun bugün? Biz Oxford'a gidecek mi daha? Ejder'le git. Oxford'a git. ben bir daha ne, Nereye gideceksin? Ejder gitti. Gidelim de. E? Önceden bir daha gideyim. Tamam senin de bir İngiliz'in evine koyarız orada. İzmir'de okullar var ya bir abla vardı ya hanımefendi. Arkadaşlar bu da ne yaptı? Bu üçüncü oda. Bu toplam kaçıncı göz? Beşinci göz. Bu da etti. Üçüncü oda. Ve <laughs> ve biri garba biri şarka bakan teraslar da var. Ronay bana dön Ronay. Ronay dön. Heh, bu da odamız. Ve sevgili Ronay yordum terledi de sıcak. Aha seni azat ederiz. Ve bu tarafta dolaplar var arkadaşlar giyinme karşısında da var. Kapı affedersin Aynalı kemer ince böyle dar gele. Evet şimdi burası da değerli arkadaşlar aha banyomuz. Klozet de o arkada. Ve dikkat edersen kapıya değinmesin. Kirpiğin kaşına değdiği zaman. Burayı gösterdik değil mi? Şimdi buradan garba çıkan, batıya çıkan bir teras var. O kapı valla açık mı? Neyse odayı gösterelim. Odadan çıkalım. Ha, bu da etti dördüncü oda arkadaşlar. Eksik anlaşılmayan bir şey varsa baş göz üstüne. Başımla gözümle. sertçe hava sersera size anlatırım. Ha, bu da etti kardeşim. Ne etti ya? Bu dördüncü oda etti. Dördüncü oda etti. Bu da dördüncü odamız. gel memleketin her tarafı güzeldir. Memlekette ıhta desek, vıhta desek. Sarımız, beyazımız, esmerimiz hepimiz başkasından iyiyiz. O yüzden şemamimiz çalsa, horun çalsa hepimiz birimiz birimiz hepimiz için bu evler gelip geçer. Bakın neler oluyor dünyada Ruslar, Ukraynalılar. O yüzden en azından evimiz yoksa da huzurumuz olsun. Arkadaşlar burası da aha, o yüzden şükretmemiz lazım. Burası da teras. Terasımızdan ne kadar güzel. Havuzu mu gösterdin Ronay? Ronay bundan sonra ben senin işine karışmayacağım. Burası da batıya bakan teras. Garbın afakını sarmış çelikli duvar. Evet onu gösterdik. Bazen <laughs> Şimdi biri bir kız alacak ya vermiyorlar. Adam kumarcıdır ya da ya da kaldırımda yani bir aileyi geçindirecek, kendi akraba olacak gibi göremiyorsun. O da cesaretini toplamış. Merhaba dinler olacak Ona diyorsun yok kardeşim git ya başka işin yok mu? Sonra diyor ki ha, zaten gözü şaştı. Bu evlerde de aynı şey var. Şimdi ben bakıyorum kadın demek annedir, kutsaldır. Jın deriz. Jın'ın eş anlamlısı hayattır. Bütün felsefelerde, bütün bilimlerde öyle de bitirdik ya evi terası göstereceğim. Yok bir bakıyorsun ablanın biri yazıyor. Bu ev diyelim kuş bir ev tanıtmışım. Diyor ki ya kuş alası yok dedim ne yapacağım diyor. Halbuki ev kuş arasında tanıtıyorum. O hiç bakmadan etmeden alamıyor ya gözü şaş demeye getiriyor ya. Ya ev 100 liraysa da 5 liralık evse hiç bakmadan direkt yazıyor. Allah kimseyi o ruh hastalığına bakıyorum sonra profiline ismini ismini de yazmış. Bir bakıyorum ya bunu bu psikoloji bozukluğuna iten etken ne ya? Ya iki soğan iki biber pişir abiye ver ona biraz şey yapsa ne işin var öyle durmadan ya oraya yazıyorum buraya yazıyorum kurban oldum abla. O yüzden kadın kutsaldır değerli abla. Ev kuş arasında tanıtıyorum evi. Diyor ki ya bu dedim beş para yapmaz. Diyor kuşası bilmem bir şey diyor. Evde kuş arasında yani. Ya seni o işe iten nedir acaba? Kurban oldum. Oysa özüne dön. Yık o şeyleri. Ve arkadaşlar aha, burası da burası da nereye bakan teras? Burası da doğuya bakan teras. Şimdi vakti vakti arkadaşlar yani şimdi peki bu evler hep satıldı mı? Evet hep satıldı. Aa, bu evler hep satıldı. Gelin yeni yeni komşular bulun kendinize. Evet arkadaşlar çok konuştuk. Bağışlayın beni sona doğru ses gitmişti. Gerçekten bu evi kaçırmayın. Ben işten diyorum. Tekrar başta da dedim ya iyi insanlara yalvarıyorum. Bunu iyi insanlara yalvarmak çok güzeldir. Çünkü onlar hatır bilir. Onlar vefa bilir. O yüzden aha, evler yani gelir gider ancak ev alacaksanız gerçekten bu güzel bir ev. Bunu demeye çalıştım. Değerli arkadaşlar gelirseniz bir çayımızı içersiniz. Nasip, kader, kısmet neyse onun ötesi olmaz. Saygılarımla ilgiler.